Nazır Bey, aslında Türkiye'nin gayrimenkul piyasası son derece istikrarlı bir piyasa idi 2018 yılına kadar. Sürekli artan bir satış 2017-2018'e kadar. Ancak 2018'deki faiz ve kur şokuyla birlikte piyasaların bütün dengesi alt üst oldu. Faiz oranları çok yükseldi. Yaklaşık aylık %1,5'ların ikileri yaklaşmıştı. O dönemde hızlı bir şekilde ipotekli konut satışları düştü. İpotekli konut satışlarının düşmesi birinci el konut satışlarını ciddi ölçüde düşürdü. Ve piyasaya gelen bu şok fiyatlar üzerinde de çok etkili oldu. Yani satışlar azalınca fiyatlar da gerilemiş oldu. Bu ne zamana kadar devam etti? 2019 yılının Ağustos ayına kadar. Yani yaklaşık bir yıl sonra bu faiz ve kur şokundan yaklaşık bir yıl sonra tekrar faizler %1'ler düzeyine, hatta %1'lerin de biraz altındaki bir düzeye gelince gayrimenkul satışları tekrar toparlanmaya başladı. Bu satışların düşmesiyle birlikte fiyatlar da aslında gerilemeye başlamıştı. Nominal olarak değil ama enflasyonun gerisinde kalmış idi. Biz buna reel olarak gerilediğini söylüyoruz. Bu süreçte 2019 yılının Ağustos'undan itibaren hem konut satışları hem konut fiyatları bir önceki yıla göre %50 bir performansa, daha yüksek bir performans göstermeye başladı ve bu Mart ayının ortasına kadar devam etti. 2020 yılının Mart ayının ortasından itibaren bu salgın nedeniyle işte eve kapanma, sosyal izolasyon, faiz oranları yine düşük olmasına rağmen konut satışları çok düşük rakamlarda gerçekleşti. Pandemiden sonraki serbestleşme döneminde işte kamu bankaları eliyle sübvanse edilen düşük faiz konut kredi kampanyası Türkiye tarihinin en düşük teşvik edilmiş konut kredi faizlerine uygulanması konut satışlarını birdenbire patlattı. 190 binli satışlar Haziran'da, sonra arkasında 230 bin Temmuz ayında Cumhuriyet tarihinin en çok satışlarını, konut satışlarını gördük. Ve bu süreçte de Merkez Bankası'nın endeksine göre Mayıs'ta ama biraz gecikmeli çalıştığı için aslında Haziran'da bizim şirket olarak yaptığımız hesaplara göre sadece Haziran ayında konut fiyatlarında %8'lik bir ay içinde bir zıplama gerçekleşti. Ve Cumhuriyet tarihinin en büyük konut satışları gerçekleşmiş oldu. Bu 3 aylık sürede yaklaşık 600 bin konut satıldı. Yani 2020 yılında 1,5 milyon konut satıldı diyoruz ama bu 1,5 milyon konut satışının neredeyse üçte biri tamamen bu sübvansiyonlu faiz artışının tetiklediği satışlar oldu. Dolayısıyla bu ivmeyle her ne kadar Ekim, Kasım ve Aralık'ta konut satışları hızlı bir düşüş gösteriyor gibi gözükse bile aslında uzun dönemli ortalamalarına yaklaşan bir performans gösterdiler ve 2002 yılının 1,5 milyonluk bir satış adediyle konut piyasası kapattı. Ama bunun arkasında o çok düşük faiz oranını ve arkasından gelen ciddi konut fiyatlarındaki zıplamayı da göz ardı etmemek gerekir. Aslında düşük faiz satıcıya yaradı. Yani hani vatandaşımız düşük faizle erişilebilir bir konut edinebilsin beklentisiyle yapılan faiz indirimi satıcıların fiyat yükseltmesiyle sonuçlandı. Buna göre de %30'luk bir fiyat artışıyla yılı kapatmış olduk. Ancak şunu da unutmayalım. İmalat tarafında maliyetler açısından baktığımızda da inşaatın malzeme fiyat enflasyonu da yaklaşık %27'ler civarında. Dolayısıyla 2020 yılı faiz oranlarının suni bir şekilde düşürülmesiyle birlikte satışların ve satışlara bağlı olarak talepteki bu yükselişle birlikte fiyatların da görece yükseldiği bir yıl oldu. Fakat şöyle bir nokta var. Ben neden Ocak ayı acaba dibin dibi mi olacak dedim. Konut sektörü Nazir Bey çok ciddi ölçüde mevsimsellik gösterir. Aralık ayında da aslında en yüksek konut satışı Aralık ayında gerçekleşir, istatistiklere yansır. Gerçekte öyle değildir.
Çünkü Ocak ayına geçtiğiniz zaman yeniden değerleme olayı oranıyla harçlar, tapu kayıtlarındaki harçlar artacağı için aslında yıl içinde yapılmış olan fakat henüz tapu devri yapılmamış olan satışlar Aralık ayına birikir ve Aralık ayında suni bir konut satışı da artış görülür istatistiklerde. Bu sene geçmiş yılların tam tersi olarak bütün yılların pandemi dönemini hariç bırakıyorum. Bütün yılın en düşük satış oranı diyor. Oysa her yıl Aralık ayında en yüksek satış gözüküyordu. Bu önemli bir anomali. İkincisi de uzun dönemde eğer bu hani gerçekleri yansıtıyorsa o da şu demek. Ocak ayındaki satışlar zirve yapar, özür diliyorum. Aralık ayındaki satışlar zirve yaparken Ocak ayındaki satışlar dip yapardı. Evet. Şimdi demek ki o dibi Aralık ayında yaptıysak Ocak ayı daha da dip aşağıda bir dip yapacak gibi gözüküyor 2021 yılında. Peki, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz Sayın Büyüktüman. Başka endeks haberlerinde yeniden sizi konuk olarak almak